Herkese günaydın. Kanalıma, yeni videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Kanalımızı desteklerseniz şimdiden baştan söyleyeyim çok mutlu oluruz. Abone olmayı unutmayın. Videomuzu da beğendiyseniz tabii ki beğen tuşuna basmayı unutmayın. Bugün günlerden cuma, Emre'nin son boş günü ve bizimkiler de didişmeye başladı. Onun yanı sıra ben ne yaptım? Sabah şu an 10.30 falan ben alışverişe gittim. Kısa bir alışveriş yaptım çünkü misafirim gelecek. Kuzenim bir gelecek. Emre biliyorsunuz makine sipariş etmiştik. Sağ olsun ona da yardım edecek. Yerini falan değiştirecek. Kaldırıp indirecekler. Çünkü Emre ile ben yapamadım onu. O yüzden ona da el atmış olacaklar sağ olsunlar. Size alışverişimi bir göstereyim istiyorum. Burada bir karpuz aldım. Sonra yeşillerden çıktı. Kırmızı soğan aldım. Soğanım yoktu. Emre'ye iki tane Red Bull aldım. Kendime vaza aldım. Gene Emre'ye Emre'nin sevdiği ekmekten aldım. Bugün yeriz diye pasta aldım. Çünkü fazla zamanım yok bir şey yapmaya. O yüzden bugün pratik olmaya karar verdim. Birazcık hazıra kaçtım ve kolay yemek hazırlayacağım bugün. Çekirdeğim var. Vegan şekerlerim var. Şöyle bir de şundan var. Böylele. Bu ekşi olanlardan. Krema aldım 2 tane. Efendim anneciğim. 2 tane sos aldım. Bir parmesan aldım. Marulum var. Atom mu diyorsunuz siz? Atom diyorsunuz. Benim de burada tereyağım var. Ve şöyle bir kahve aldım. Bu kahveyi ben biliyorsunuz kameram bozulduğunda bir yere gitmiştim. Orada o ailede içtim. Şöyle Tefa diye. Ve o kadar güzel tadı vardı ki size anlatamam. Hemen denemek istedim. Bunu aldım. 11 euroydu. 1 kilosu. Kahvelerin fiyatı da zaten çıktı artık. İndirimli haliyle 4.70'e mi 4.80'e geliyor bizim kullandığımız kahve ve yarım kilosu. Yani hemen hemen aynıya geldi diyebilirim. İndirimli haliyle aldığımda. İndirimsiz hali daha pahalı benim kahvenin. O yüzden bunu bir deneyeyim istedim. Bakalım tadı nasıl? Emre beğenecek mi? Burada da 2 tane şöyle mantarım var. Olmazsa olmaz evin limonu. Ve de şöyle bir baget aldım. Sen ne istiyorsun? Sen de mi susadın? Hayırdır? Hayırdır? İçiniz mi yandı? Gel. İçiniz mi yandı? Sen de kalk da bir günaydın de. Hadi. Gel. Günaydın arkadaş de. Sen de diyeceğim günaydın. Sen bir çıplak çıplak üstünü giy öyle gel. Günaydın. Günaydın. Günaydın arkadaşlar. Anne. Annem. Annem. Hadi bay bay de. Görüşürüz de. Görüşürüz. Kapatayım mı? Ben kapatırım. Hemen kapatayım mı diye. Ben şimdi bunları bir yerleştireyim. Tüüüüs diyor. Şimdi de buraları toplayıp ondan sonra yemek yapımında görüşürüz. Ya da ev temizliğinde bilmiyorum artık kameranın ne ara yerimi arabilirsem. Tekrar selam. Biz böyleyiz. Mutfakta bu durumdayız. Ayağımın altında gitmek istemiyor. Böyle burada duruyor. Bütün işimi de engelliyor. Hep kucak. Gördüğünüz vaziyet böyle. Arkadaş, bahçenin kapısını açtım. Bahçeye gider diye ama mümkün değil. Gitmiyor. Gitmiyor. Abi bahçede, bahçeye git oyna hadi. Abi. Evet, hadi git bakayım abiye. Bu köşeye geliyor ve bu köşede duruyor. Bakalım nasıl evi temizleyeceğiz, nasıl yemek yapacağız bilmiyorum. Babayı uyandırmamız gerekebilir artık. Evet, Emre aldı. Ayası götürdü dışarı. Bebek arabasına attı. Bakalım duracak mı bilmiyorum. Uyutursa, uyutabilirse uyuyacak, uyuyamazsa artık.
Yine öğlen uykusu yapmayacak. 3 gündür öğlen uykusu yapmıyor. Evi sadece bir süpürüp sileceğim. Başka bir şey yok. Şuranın da hemen bir tozunu alacağım. Ondan sonra yavaş yavaş yemek yapımına başlayacağım. Şimdi televizyon burada. Televizyon kalitesini, tozunu alalım. İşleri bitirdim. Yemek yapmaya başlayacağım şimdi. Makyajımı da yaptım. Makyajdayım zaten. Bir sürdüğüm güneş kremi yüzüme. Zaten daha yanık yanık yüzüm. Ve eyeliner ve rimel sürdüm. Başka da bir şey yok. Şimdi Emre'yi bekliyorum. Emre gelecek Ayas'la beraber. Büyük ihtimal uyumadı. Burası da epey bir karanlık oldu. Karanlık çöktü. Bakın burada oturma odasını böyle temizledim. Bu Ayas'ın eşyaları. Bunu buradan kaldırmayacağım. Eskiden misafir geldiğinde bu kutuyu hep kaldırıyordum. Kaldırmayacağım. O bana hep lazım. Pampası falan, yağlı bezi, kıyafeti var. Burada böyle perdeyi böyle bu tür yaptım ki açabileyim diye bahçenin kapısına. Şöyle temizlendi. Şu renkli balonlar çıkacak. O aslında bahçenin. Burası böyle temizlendi. Bahçeyi de Emre temizlesin bir zahmet diye düşünüyorum. Bu atılacak. Bunlar buradan kaldırılacak. Şöyle bir de ot biçecek. Burası böyle oldu. Halılarımı serdim. Halılarım yoktu ben yokken. Mutfak bu şekilde toplanmış bir vaziyette. Kerim'in odası. Kerim Nintendo oynuyor. Pişt pişt. Arabayla gol mu atıyorsun? Hakikaten de toplar. Burayı da topladım. Bu fişi çekelim Kerim oradan. Annem Ayas gelecek biraz da. Böyle salonda da hani toplu. Ceketleri çıkaramayacağım şimdi. Onunla uğraşmak istemiyorum. Ayas'ın odası da derlen toplandı. Sadece bu karton burada. Bu Kerim'in yeni okul masası, ders masası. Burası böyle. Şöyle bitti. Banyoda böyle kaldı çünkü makinem hala bu şekil bildiğiniz üzere. Ne yapalım, ne yapalım? Yemek yapmaya başlayalım. Şey çorbada yapsam mı diye düşünüyorum. Düşünüyorum. Karar veremedim. Bir düşüneyim ondan sonra kararımı vereyim. Şimdi ilk olarak mantarlarımı hazırlayacağım. Burada kahverengi mantarlarım var. Bunları böyle iri iri doğrayacağım. Yani iri değil de orta. Orta kalınlıkta diyelim. Gerçekten bu tırnaklarla iş yapmak çok zor. Daha halen gidip de çıkarmaya vaktim olmadı, çıkarttırmaya. Büyük ihtimal yarın giderim diye düşünüyorum. İlk olarak mantarlarım hazır. Şimdi tavamı çıkarayım. Şimdi bunlar olmak üzere. Mantarımı kenara çekeceğim. Çok fazla kavurmayacağım çünkü güzel olmuyor ezildiği zaman. Biraz böyle diri bırakmaya çalışacağım. 1 dakika daha kavrulsun, sonra kenara çekip etlerimi kavuracağım. Etlerim de burada hazır. İri iriydi biliyorsunuz. Bunları şimdi makasla birazcık kestim içinde. Ve mantarımı alıyorum. Mantarlarım burada. Az pişirdim demiştim. Şimdi etimi üzerine ilave ediyorum. Bir de hazır sosum var. Hazır sos kullanacağım arkadaşlar. Dediğim gibi bugün pratik yapmayı düşünüyorum. Yetiştiremedim zaten doğru düzgün bir şey. Şimdi böyle hazır sosumu karıştırıyorum. Hazır sosumu içine ilave edeceğim.
burada kaynasın. Misafirim gelince de makarnayı haşlarım. Böylece yemeğim de hazır olur. Şimdi salataya geçeyim birazdan. Salatamı da hazırlayayım. Bunun da kapağını kapatalım. Çocuklara da benimkiler et yemediği için krema ve ilikli kemik suyunu kullanacağım. Onlara da öyle bir sos hazırlayacağım. Bakın burada avokadolu salatam hazır. Şimdi bahçeden yeşillik koparmaya gideceğim. İçine biraz da yeşillik eklemek istiyorum. Şöyle. Burada çöp torbası vardı. O çöp torbası değildi. Onda kırık oyuncaklar falan vardı. Resmele hayır, girecek. Hayır, onu demiyorum. Başka bir çöp torbası vardı böyle küçük. Pampers çöp torbası oraya koydum kenara. Çocuklar burada oynuyor. Ben de oradan yeşillik toplayacağım şimdi. Şunu da kenara alalım. Eğri duruyor, kırılır. Yeşillikleri burada kestim. Çok güzel oluyormuş ya bu yeşillikler böyle. Burası da bayağı bir karanlık kaldı. Ben terliğimi niye çıkardım? Terliğimi çıkardım ve bir terliği giydim. Çorbayı yetiştirebilir miyim bilmiyorum inanın. Deneyeceğim, önce bir buraları toplayayım. Eğer yetişirse çorbamı da hazırlayacağım. Yetişmezse artık yapacak bir şey yok. Rukola ve maydanoz. Bunları da içine ilave edeceğim. Bakın bunlar böyle içerine. Salata da hazır. Şimdi buraları bir toparlayayım. Ondan sonra tekrar görüşürüz. Çocukların sosu da hazır. Şurada bakın oluyor. İlik suyuyla krema yaptım. Makarnalarının sosu. Bakın şimdi de düdüklüye kabaklarımı soydum, kestim, atıyorum ve patateslerim var. Havucum ne yazık ki yok. Bunu şimdi haşlayacağım. Ondan sonra çorbasını yapacağım. Misafirim de geldi, dışarıdalar. Bunu da unutuyordum. Şimdi bunu da ekleyeceğim. Yemek yemek için çok erken, saat 2.30. O yüzden kahvemizi içelim istedim ve yeni kahvemizi kullanıyorum. Bakalım. Makinede daha bu kadar güzel olacak mı? Ki olacaktır kesinlikle. Değişik kokuyor. Gerçekten değişik kokuyor. Şöyle bir kabım var makinenin içinden çıkardığım. Bunun içine ilave ediyorum. Kapağını da kapatalım. Yerleştirelim. Buraya da su koyalım. Kahveyi genelde Emre yapmayı seviyor. Biliyorsunuz evde başka bir iş yapmaz Emre. Hani başka bir şeylere ellemez. Ama şöyle yakın, çok yakın çekiyor. Kahveyi sorayım, yapmak istiyorsa kendi yapsın diye. Şimdi açalım, suyunu bıraksın. Ondan sonra da kahveleri hazırlayalım. İyi valla yapıyorsun diyeyim bay güzel vloglar. Oldu kadar. Sunayım ben. Oldu kadar. Evet, burada kahvelerimiz. Burada makas. Ben bir şey anlatacaktım ama anlatacağım onunla ilgili. Burada kahve, benim de latte makyajım. Burada da güzel bir Mustafa bize ne getirmişler? Of, Nusap mı bu? Neydi bunun adı? Nusap. Söyle. Bunu şimdi mi yiyelim, yemekten önce sonra mı? Evet. Sizce? Yani. Sen söylesin. Bak oraya girecek. Geçelim orada. Dur karar verelim ondan sonra. Kahvemiz burada. Yemekten önce. Ben şeker attım mı? Atmadım. Hiç bilmiyorum. İki tane. Şekerli içiyorum. Kamera da rüzgardan uçtu galiba. İlk Emre yoktu. Bunların tadı da çok güzel. En sevdiğim. Meyhemle. Kesin soranlarınız olacak. Jelatinsiz bunlar. Onu da söyleyeyim. Bu arada Gizem'le Mustafa'nın ikizleri var. İsimleri ne annesi? Ada, Asya. Ada ve Asya. Biliyorum isimlerini.
Güzel ses çıkarsın diye söyledim. İkişerin ismini de söylemeyeyim. Çok uzun. Olsun, Ada ve Asya. Kotum knap. Maşallah kocaman olmuşlar. Siz de bir gösterebilsem var ya, böyle 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 alıp ısırırsınız ya. Gösterebilirsin. Yok kız, yok. Ha? Göster. Olsun. Çok tatlışlar, çok tatlış. Ve bizim sülalede fazla kız çocuğu yoktur, biliyor musunuz? Onun için çok değişik geliyorlar bana. Değil mi? Sülalede çok yok. Kız hiç yok. Seninkiler bir tek. Evet. Hep oğlandan gittik. Ben de oğlan sandım zaten de. Hepsi oğlanlar. Şansına kız çıktı. İkisi şansına annesi. Pembiş pembiş giymişler. Cinlerin de altına giymişler pantollarını. Bak bak. Abisinin ama arabasını sürüyor. Çocuk odasında. Bu arada. Emre de şeyde. Dış kapıya mı? İşte o yüzden hayda kapattım ben orayı. Ege de haber vermekti. Ayağın açtı orayı. Nereyi? Kapıyı. Anahtarla. Ben şurasını, şurayı. Oraya çıkmasınlar şat. O zaman kapatalım tamam bir yeri. Bak baba gitti diyor. Babası da şeyi almaya geldiler. Göster bak saçlarından şu çamaşır şeyleri makinesi görünmüyor zaten. Olsun kız. Dur. Arkanıdan, arkanıdan. Arkanıdan cimcime. Arkanıdan. Bakın biri orada, biri de burada. Oyuncağı istiyor. Dur ben sana oyunu açayım, açayım. Benim tibonumum böyle işte. Eşya dolu, şey dolu. Bahçe ne güzel bir şey işte. Ya sarsın çocuk hoşuma olunca amin, daha güzeldir senin olsun amin, inşallah. İnşallah. Çocuk olunca başka türlü olmuyor ki. Değil mi? Oyuncaksız nasıl olacak? Evet. Güzel güzel de oynuyorlar baksana. Hı-hı. Tatlı tatlı oynuyorlar, geziniyorlar oralarda. Şuna böyle yürüyüşle bak. Kızlar yürüyor. Her şeyi bakıyor önce, bir bakacak. Farş ne yapacak? Alles neu, anders. Evet, yemeklerimiz hazır. Burada peynir var, salata var. Bir çorba yaptım. Bir de sadece bu makarnayı tamam yaptım. Afiyet olsun. Susadım. Yemekler yendi. Burada karpuz var. Şey, güzel bir getirdik pastayı. Aa, top aldı oraya. Su dökülmedi, su yok için. Burada. Ben de çok susadım. Her gün suyu bitiriyorum. Bak bitirdin zaten. Buraya kadar dolu oldu. Hepsini dolduruyorum. Doldurdum. Bitti. Afiyet olsun. Herkese yepyeni bir günden günaydın. Bakın burada kuruldu dün makinamız. Burada kurutma makinem, burada da aynısının, yani aynı markanın Siemens'in şöyle şu şeyi, markası. Burada ikisi de aynı. Çamaşırlarımı attım çok şükür. Şimdi çalıştıracağım bunu. Var ya çok seviniyorum. Yeni çamaşır makinesini anlatamam size öbürü. Hiç olmayıp olmayıp durdu böyle iyice. Sinir krizleri geçirmeye başlıyordum. Şimdi hangisine getirsek? Önce bir Andaitum'u okumakta fayda vardı tabii ki. Ama duygu bu. Yapar mı? Yapmaz. Şimdi neye getirsek? Fliegeleicht Plus Schnell Mix. Allah Allah. Şuna bir bakalım. Schnell Mix kaç? 59 dakika diyor. 59 dakika. 40 derecede. Bu Baumwolle Eco Intensiv. 3 saat. Fliegeleicht. 40. Fein Seide değil. En iyisi biz şimdilik şuna getirelim. Çünkü karışık var. Ve ekstra şükürün. Şöyle yapalım. Bir dakika, bir saniye, 7 dakikaya geldi. Bakalım. Evet, şimdi size yine kamerayı açabildim. Dışarı çıktık. Hava güzeldi. Güneşli duruyordu. Tam alışverişteyken yağmur başladı. Felaket bir şekilde yağmur başladı. Eve kendimizi zor attık. Alışveriş torbam bile yırtıldı. Lidl'e girdim. Ondan önce oyuncakçıya gittik ve Kerim'e biliyorsunuz inline'i almıştık. Onun böyle korumalıkları yoktu. Böyle diz kapağı falan için. Onu aldık ve yeni bir
Kask aldık. Bu renginden dolayı istemedi ama kafasına olan tek bu vardı. Yani hiç de umurumda değildi artık pembe mi değil mi diye. Babası da ikna etti. Oğlum dedi, futbolcular da bu renkleri giyiniyor deyince hemen aldı tabii ki. Ve evin eksikleri bildiğiniz üzere sizden olduğu gibi hiç bitmiyor. Yumurta aldım. Tost ekmeği. Bir tane patlıcan aldım. Çünkü Emre sevmiyor patlıcanı. Ziyan olmasın, çürümesin diye bir tane aldım. Yoğurdum var. Domatesim var. 4 tane almışım. Dolapta da olacaktı. Yağlı bezim var. Feuchttuch. Bu Lidl'inkileri ben çok seviyorum. Dünkü alışverişte sanırım, dünkü mü öbür alışverişte şey almıştım yine. Ispanak almıştım. Yeterli olmaz diye bir paket daha aldım. Bugün ıspanaklı yemek yapacağım. O yüzden yeterince olsun istedim. Emre ile beraber diyete girdik arkadaşlar. Ben zaten çoktan girdim. Az az yemeye başladım da Emre sonunda girdi. Yağ aldım kahvaltılık. Buraya yoktu. Buraya aldım. Şöyle bezlerim kalmamış. Mutfak bezi aldım. 2 tane sütüm var. 2 tane avokado var. Ayas. Ayas'a yedirmeye çalışıyorum. Burada da havucumuz var ve şöyle 4-5 tane de enerji aldım. Aldıklarım bunlar. Şimdi ben bunları bir yerleştireyim istiyorum. Ondan sonra da yemeğimi başlayayım. Yemeğimi pişireyim. Emre de çocuk odası için şeyi kuracak. Kerim'e aldığımız masa sandalye setini kuracak. Okulu için aldığımız. Onları halledecek. İşe gitmeden önce inşallah bitirebilir. Diyeceklerim bu kadar. Görüşürüz sonra yine. Yemeğimi hazırladım. Yemeğim pişti ve size unuttum ne aldığımı. 3-4 aydır Ayaz kendine tuvalete gitmek istiyor. Ama ben bunu birazcık ertelemek istedim. Aslında çocuğun en uygun zamanı kendiliğinden istediği zamandır. Ama arabayla Türkiye gittiğimiz için geri dönmesin bezine diyerekten erteledim. Bakın burada Peppa Wush, Peppa Wush'lu tuvalet istedi. Peppa Wush'lu tuvaletini aldı annesi ona. Bir de burada yaptığım yemeği duyuyor musunuz? Peppa Wush. Peppa Wush. Peppa Wush. Ne yani? Pilavlı tabağa pilav. Çünkü pilavın suyu bitti ya, onun için. Evet, bak bitti. Evet, pilavımız bir pişti. Burada pirinç pilavı yaptım. Burada da böyle. Ay Allah'ım. Ispanaklı yemek yaptım. Şimdi yemekleri hazırlayacağım. Dünden de kabak çorbam var. Onu da hazırlayacağım. Yemeğimiz böyle. Bakıyorum kamera çalışıyor mu diye. Evet, ışığı yanıyor. Gördün zaten ışığını. Ye hadi. Evet, şu an Ayas'la beraber dışarı çıktım ben. Yağmurlu hava. Jogging'imi giydim şöyle. Dışarı attım kendimi bir. Neden diye sorarsanız, yarın o kameramı yapan
aileye birazcık çocuklarına böyle çikolata tarzı şeyler alacağım. Paket falan yapayım dedim. Poğaça falan yapıp vereceğim. Sarma da vereceğim galiba. Onları hazırlayacağım ve onları unutmuşum. Ne güzel bugün çıktım, gezdim, ettim. Aklıma gelmedi. O yüzden şimdi gideceğim, şimdi alacağım. Bu arada arabalardan ses de çok fazla yansıyor. Yansıyor. Yorgunluktan. Aman. Biliyorsunuz ben hep yorgunum. Değil mi oğlum? Anne hep yorgunum. Ay kamera gidiyordu. Kamera gidiyordu. Senin saçlar da uzamış. Kestirelim mi? Çık çık yaptıralım mı? Kestirelim mi? Bana bir bakar mısın? Kerim. Gelebilirsin. Okul masa. Ben biliyordum okul masa diye. Nasıl güzel mi? Mi? Ben biliyordum okul masası yani, diye. Güzel mi Kerim? Evet. İyi. Bu evinim şeyler. Yaparken ellerimi parçaladım. Evet, çok zordu değil mi? Kolay değildi göründüğü gibi. Ya, bir şey bilmeyene tabii ki zor yani bana. Ben buraya çok zor. Şeylerimi koyabilirim. Kitaplarını koyabilirsin oraya. Ay hasta bırakır ya orada ne güzel her şeyi. Senin odan artık kilitli bir oda olacak vaşaymış. Evet. Dede. Çok güzel oldu anneciğim. Bak. Çok güzel. Bence beğendin güzel mi? Koyacağım. Bak evet. Burada şunlar vardı aldığımız hatırlıyor musun? Şunları koyacağız daha üstüne. Tamam. Şu fahları. Evet şunları koyuyorum ben. Hayır şimdi değil, şimdi değil. Yaparız. Bekle önce bir tozunu alalım. Kerim şimdi defterini çıkardı. Anne ne yapmam gerek? Tamam okuyacağım şimdi anneciğim sana bekle. Kalemlerini de buraya koydu. Bu bıdık da burada. Bu çok hırçınlaştı bu aralar. Değil mi anneciğim? Ne yazık ki. Burada da. Güzel mi? Rahat mı? Gerçi bu çok rahata benzemiyor. Sırtım için falan da iyi olmadı gibime geliyor ama artık ilk dönem idare eder gibi. Buraya yastık koyunca daha iyi olurdu. Küçük beyaz yastığımı getirir misin buradan? Tamam anne. Sırtını kapat için. Ah. Buradakini demiyorum, buradaki. Hangisini oğlum ya? Her buradaki şeyi seçiyorsunuz bir de ya. Ah. Evet. Sırtıma. Tamam olmadı ben sana yeni alırım ya. Hayır. Hayır, yeni alma. Hayır, kesin alırım. Yeni kesin. Evet, kesin böyle daha gide rahat bir şey altına alalım. Gidene. Anne oku. Ne okuyayım anne. Gerek? Bakın hediyelik de şurada. Şu sepeti aldım. Şimdi kesin etiketi var üstünde. Şöyle bundan gerekli diye konuştuklarını duydum. Bundan koyacağım Maximal Cry'de. Ondan sonra şöyle çikolatalar, şekerler aldım. Bunu çok severek yedi. Bundan aldım. Bizimkilere de şunları aldım. Bu şekerleri şimdi buraya yerleştireceğim. Böyle bir kutu yapacağım. Ve bizim kapanış saatimiz geldi. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Videomuzu beğendiyseniz de beğen tuşuna basmayı unutmayın. Annemi de bol bol destekleyin olur mu arkadaşlar? Yorumlar yazın, emojiler atın. Bir dahaki seferlerde görüşmek üzere de. Şeyh Muslim selamlar de. İyi geceler.